zebranın derisi niçin çizgilidir? Ormanın vahşi yaban eşekleri aslanların en sevdiği avlardanmış. Bunun farkında olan yetişkin yaban eşekleri yavrularını aslandan korumak için çok uğraşırlarmış. Ama genellikle bütün hayvanlar yavruları gibi yaban eşeklerinin yavrularıyla da oynamayı çok sever. Yetişkinlerin öğütlerine fazla kulak asmadan kendilerini oyuna kaptırıp sık sık sürünün yanından uzaklaşırlarmış. İşte yine böyle bir oyun sırasında beyaz bir yaban eşeği sıpası birden sürüden çok uzaklarda bir başına kaldığını fark etmiş. O güne kadar hiç görmediği bir kelebeği kovalarken sürüden çok uzaklaşmış. Tanımadığı, bilmediği yerlere gelmiş. Sıpacık ağlamaya başlamış. Ama artık iş işten geçmiş. Geriye nasıl döneceğini de bilmiyormuş. Birden uzaktan kocaman bir hayvanın geldiğini görmüş. Önce çok sevinmiş. Bu sarı yeleli, uzun kuyruklu, koca dişli yabancı hayvan kendisine yardım edebilir, annesinin yerini söyleyebilir diye düşünmüş. Sonra birden kendine doğru yaklaşan yabancının annesinin sürekli andığı ve yaşam boyu hep uzak kalmasını öğütlediği aslan olduğunu anlamış. Dönüp ormana doğru koşmaya başlamış. Aslan da arkasından koşuyormuş elbette. Küçük sıpacık kendini ormana atmış ama aslanın kovalamasından kurtulamamış. Giderek daha sık ağaçların, çalılıkların arasına girmeye çalışıyormuş sıpacık aslandan kurtulabilmek için. Sonunda yalnızca sıpanın girebileceği sıklıkta çalılıklara ulaşmış. Aslan artık ilerleyememiş. Sıpa bütün gün güneşin altında çalılıkların arasında beklemiş. Güneş çalılıkların arasındaki sıpanın derisini yakmış. Dalların gölge yaptığı yerlere güneş ışınları değmediğinden oralar şeritler halinde beyaz kalmış. Küçük sıpa artık küçük bir zebraya dönüşmüş. İşte böylece annesini dinlemeyen beyaz bir yaban eşeği sıpasından zebralar ortaya çıkmış.